Rubiko Kütüphane Kılıflı Adam Yazan Anton Çeho Seslendiren Nurcan Hokla Yayını hazırlayan Serkan Karakoç Muhtar Prokofey'in Mironositski köyünün ta kenarında bulunan ahırına gecelemek üzere geç kalmış avcılar gelmişti. Bu avcılar yalnız iki kişiydi. Biri veteriner Ivan Ivanic, öteki de lise öğretmenlerinden Burkin. Ivan Ivanic'in oldukça tuhaf ikili bir soyadı vardı. Çimsa Gimalayski. Bu soyadı ona hiç de yaraşmıyordu. Bütün ilde onu sadece adı ve baba adıyla çağırırlardı. İvan İvaniç şehir civarındaki bir harada oturuyordu. Bugün de biraz hava almak için ava çıkmıştı. Lise öğretmeni Burkin'e gelince, her yaz Kont Beylere misafirliğe gelirdi. Çoktandır bu tarafın yerlisi gibi olmuştu. Uyumuyorlardı. Uzun boylu, uzun bıyıklı, zayıfça bir ihtiyar olan Ivan İvaniç, kapının dışına oturmuş, pipo içiyordu ay ışığı onu aydınlatıyordu. Burkin içeride, kuru otlar üzerine yatmıştı. Karanlıkta görünmüyordu. Çeşitli şeyler konuşuyorlardı. Laf arasında, muhtarın karısı Mavra'nın sağlam, akıllı bir kadın olduğundan, bütün ömrünce, kendi köyünden dışarı çıkmadığından, ne nehri, ne de şimendiferi hiç görmediğinden, bu son on yıl içinde ise bu oyuna soba başında oturduğundan ancak geceleri sokağa çıktığından söz ettiler. Burkin, bunda şaşılacak ne var sanki, dedi. Bu dünyada yalnız yaşayan bir istakoz ya da sümüklü böcek gibi kabuğuna çekilmeye çalışan, yaratılıştan yalnız başına yaşamayı seven insanlar az değildir. Belki biz burada ataerkillik belirtisiyle atalarımızın henüz sosyal olmadıkları, kendi mağaralarında yalnız başına yaşadıkları zamana dönüş haliyle karşı karşıyayız. Belki de bu, insan karakterinin çeşitlerinden bir tanesidir, kim bilir? Ben bir tabiatçı değilim. Buna benzer meselelere dokunmak benim harcım değildir. Bu yolda söylemek istediğim şey, Mavra gibi insanların seyrek olmadıklarıdır. Hem uzağa gitmeye ne gerek var? Bundan iki ay önce, bulunduğum şehirde Yunan dili öğretmenlerinden Belikov isimli bir arkadaşım öldü. Herhalde duymuş olacaksınız. Bu adamın en büyük özelliği, en iyi havalarda bile daima sırtında kalın bir palto, ayağında lastikler, elinde şemsiye olduğu halde dolaşmasıydı. Bu adamın şemsiyesi kılıflıydı. Saatini de güderiden gri bir kılıf içinde taşırdı. Kalem açmak için kullandığı çakı bile bir kılıfın içinde bulunurdu. Hatta daima paltosunun kalkık yakaları içine gömüldüğüne göre denilebilir ki bu adamın yüzü bile kılıflıydı. Sırtına kalın bir fanila giyer, gözüne siyah bir gözlük takardı. Kulaklarını pamukla tıkar, arabaya bindiği zaman arabanın körüğünü kaldırtırdı. Bir kelimeyle bu adamda kabuğuna çekilmek, kendisini ayırmak, dış etkilerden koruyacak bir kılıfın içine hapsetmek gibi önüne geçilemez, sürekli bir gayret göze çarpmaktaydı. Gerçek onu sinirlendirir, korkutur, sürekli bir heyecan içinde bulundururdu. Belki de bu ürkekliğini, içinde bulunduğu zamana karşı olan bu nefretini haklı göstermek için olacak, hep geçmişi, hiç olmamış şeyleri överdi. Öğretmekte olduğu eski dillerde onun için lastikleri, şemsiyesi gibi kendisini hayatın realitesinden gizlemeye yarayan bir araçtan başka bir şey değildi. O, adeta kendinden geçmiş bir halde, ''Ah şu Yunan dili, ne kadar güzel, ne kadar ahenkli'' derdi. Sonra bu sözlerini ispat etmek ister gibi gözlerini yumarak ve şehadet parmağını havaya kaldırarak Yunanca insan anlamına gelen antropos kelimesini söylerdi. Belikov, düşüncelerini de bir kılıfın içinde saklamaya çalışırdı. Onun gözünde açık olan biricik şey, şu veya bu işin yapılmasını yasak eden genelgeler ve gazete makaleleriydi. Bir genelgeyle öğrencilerin gece saat 9'dan sonra sokağa çıkması yahut bir gazete makalesiyle beden aşkı yasak edildiği zaman, bu onun için en belli, en açık şeydi. Yasak, işte o kadar. Ama bunun aksine olarak müsaadelerde onun için daima bir kuşku unsuru, belirsiz, tamamiyle söylenmemiş bir şeyler gizliydi. Örneğin, şehirde okuma salonlarının, heveskar tiyatro heyetlerinin ya da çayhanelerin açılmasına izin çıktığı zaman başını sallar, yavaşça, tabii bütün bunlar iyi, hoş ama Allah vere de bundan bir şey çıkmasa derdi. Yürürlükteki usul ve kurallardan ayrılma, uzaklaşma ya da bunların bozulması, aslında kendisini hiç de ilgilendirmediği halde onu tasaya düşürürdü. Arkadaşlarından biri, okuldaki sabah duasına geç kalsa ya da lise öğrencilerinin yaramazlığına dair dedikodular duyulsa ya da Kadın öğretmenlerden birini gece geç vakit bir subayla görseler Belikov müthiş heyecanlanır. Allah vere de bundan bir şey çıkmasa derdi. Kendi aramızda yaptığımız meslek toplantılarında ihtiyarlığıyla, kuşku ve tereddütleriyle lise öğrencileri fena hareket ediyorlar. Sınıfta çok gürültü patırtı yapıyorlar. Bari amirlerin kulağına gitmese. Allah vere de bundan bir şey çıkmasa. İkinci sınıftan Petrov'u, dördüncü sınıftan da Yegorov'u okuldan kovsak ne iyi olur gibi tam anlamıyla kılıflı düşüncelerle bizi adeta ezerdi. Sonuç ne olurdu? İç çekişleriyle, iniltileriyle, küçük ve solgun, tıpkı bir koca karıyı andıran küçük yüzündeki siyah gözlükleriyle hepimizi bastırır, geri çekilmek zorunda bırakır, yine Petrova, Yegorov'a hal ve gidişten ihtar vermek, onları hapsetmek, nihayet okuldan kovmak zorunda kalırdık. Belikov'un bizi evlerimizde ziyaret etmek gibi garip bir adeti vardı. Gelişi güzel bir öğretmenin evine gider, hiç konuşmaksızın oturur, güya bir şeyler incelerdi. Böylece hiç konuşmadan bir hatta iki saat oturduktan sonra kalkıp evine giderdi. Bu ziyaretlere arkadaşlarla iyi ilişkilerde bulunmak adını verirdi. Görünüşe göre bu ziyaretler, bu oturuşlar ona ağır gelir. Bunları sadece bir arkadaşlık vazifesi saydığı için yapardı. Biz öğretmenler ondan korkardık. Hatta müdür bile korkardı. Garip değil midir? Bizim bütün öğretmenler okumuş, aklı başında Turgenev, Şedrin terbiyesi almış kimseler olduğu halde daima lastik giyen, daima şemsiye taşıyan bu adam tam 15 yıl liseyi avucu içinde tuttu. Hatta yalnız liseyi mi? Bütün şehri avucu içine almıştı. Kadınlarımız Belikov'un kulağına gidecek diye cumartesi günleri evlerinde temsiller vermekten bile çekinirlerdi. Şehrin ruhanileri onun yanında perhiz yemeklerinden başka yemekler yemeye, iskambil oynamaya utanırlardı. Belikov gibi insanların etkisi altında son 10-15 yıl içinde şehrimizde her şeyden korkmaya başlamışlardı. Hızlı konuşmaktan, mektup göndermekten, şununla bununla ahbab olmaktan, kitap okumaktan, fakirlere yardım etmekten, okuma yazma öğretmekten korkuyorlardı. İvan İvaniç bir şeyler söylemek arzusuyla öksürdü ama daha önce piposunu yaktı. Ay'a baktı, uzunca bir aradan sonra, evet dedi, kafalı, aklı başında, Turgenevi, Şedrini, Boklileri vesaireyi okuyan insanlar ama gel gelelim işte bu adama bağlı kalmışlar, ona katlanmışlar. Bütün sorun da bu ya. Burkin sözüne devam etti. Belikov benim oturduğum apartman katında oturuyordu. Kapılarımız karşı karşıyaydı. Birbirimizi sık sık görürdük. Ben onun ev hayatını da bilirdim. Evdeki vaziyeti de aynıydı. Rob döşemdir, takke, panjurlar, sürgüler ve buna benzer daha bir dolu yasaklar, sınırlamalar ve Allah vere de bundan bir şey çıkmasalar. Perhiz yemeklerinin zararlı olduğuna inanırdı. Ama bak Belikov hiç oruç tutmuyor demesinler diye öteki yemekleri yemezdi. Balığı kızarttırır, öyle yerdi. Yediği yemekler perhiz yemekleri değildi ama onlara sıradan yemek de denemezdi. Kendisi için fena şeyler düşünülmesin diye evinde kadın hizmetçi bulundurmazdı. 60 yaşlarında Atanasi adında ihtiyar bir erkek aşçısı vardı. Atanasi sarhoş, yarı divane, bir zamanlar hizmet erliğinde bulunmuş, yemek işlerinden de az buçuk anlayan bir adamdı. Bu Atanasi çoğu zaman ellerini göğsüne kavuşturarak kapının önünde durur, derin iç çekişiyle daima şu cümleyi tekrarlardı: "Şimdi onlar pek çoğaldı." Belikov'un yatak odası adeta bir sandık kadar küçüktü. Karyolası cebinlikle örtülüydü. Uykuya yattığı zaman başını da örterdi. Hava sıcaktır, boğucudur. Rüzgar kapıyı döver, soba inil mutfaktan iç çekmeler. Haince iç çekmeler işitilir, Belikov yorganın altında korkardı. Bir olay çıkmasından. Atanasi'nin gelip kendisini öldürmesinden, hırsızların içeri girmesinden korkardı. Bütün gecede korkunç rüyalar görürdü. Sabahleyin ikimiz birlikte okula giderken yüzü sap sarı, canı sıkılmış bir halde olurdu. Gitmek zorunda olduğu kalabalık lisenin onu korkuttuğu, hatta ona tiksinti verdiği besbelliydi. Yaradılıştan yalnız yaşamaya alışmış olan bu adamın benimle beraber yolda yürümesi bile onun hesabına ayrı bir işkenceydi. Adeta ağır duygularını açıklamaya çalışır gibi sınıflarda çok gürültü ediyorlar derdi. Ne rezalet. Bu Yunan dili öğretmeni, bu kılıflı adam, inanır mısınız, az kalsın evleniyordu. Ivan Ivanich, ağırın içine acele bir göz attıktan sonra şaka ediyorsunuz, dedi. Evet, pek tuhaf ama az kalsın evleniyordu. Okulumuza Mihail Saviç Kovalenko adlı Ukraynalı yeni bir tarih ve coğrafya öğretmeni atadılar. Mihail Saviç yalnız gelmedi. Beraberinde Varya adlı kız kardeşini de getirdi. Mihail Saviç genç, uzun boylu, kocaman elli, esmer bir delikanlıydı yüzünden sesinin kalın olduğu anlaşılıyordu. Gerçekten de sesi adeta bir fıçıdan çıkar gibi inliyordu. Kız kardeşi pek genç sayılmazdı. 30 yaşındaydı. Ama o da tıpkı kardeşi gibi uzun boylu, düzgün vücutlu, kara kaşlı, pembe yanaklı, adeta şeker gibi bir kızdı. Hem o kadar neşeli o kadar gürültücü, patırtıcı bir kızdı ki durmadan Malorusya romansları söyler, kahkahalarla gülerdi. En küçük şey için çıngıraklı bir kahkaha patlatırdı. İyi hatırlıyorum. Bu Kovalenko kardeşlerle ilk esaslı tanışmamız müdürün isim gecesinde oldu. Bu gibi isim gecelerine bile bir görev olarak gelen sert, ciddi öğretmenler arasında birdenbire köpükten yeni bir Afrodit doğduğunu gördük. Salına salına yürüyor, gülüyor, şarkı söylüyor, dans ediyordu. Duyarak Rüzgarlar inliyor şarkısını, sonra bir romans ve daha başka şarkılar söyledi. Belikov, kızın yanına oturarak tatlı bir gülümsemeyle, Malorus dili, inceliğiyle, hoşa giden ahengiyle, eski Yunan dilini hatırlatıyor dedi. Bu iltifat genç kızın pek hoşuna gitti. Ona büyük bir şevkle Godiaçeski ilinde bir çiftliği olduğunu, anneciğinin bu çiftlikte oturduğunu, orada çok güzel armut, ayva, kabak yetiştiğini, Rusçası tikva olan kabağa, orada da kabak dendiğini uzun uzun anlattı. Biz de onları uzun uzun dinledik. Birdenbire hepimizin kafasında aynı fikir dolaştı. Kız okulunun müdiresi yavaşça bana doğru eğilerek, ''Bunları evlendirsek iyi olur.'' dedi. Her nedense hepimiz bizim Belikov'un evli olmadığını hatırladık. Nasıl olup da Belikov'un yaşamındaki bu önemli noktacığın farkına varmadığımıza, bunu nasıl gözümüzden kaçırdığımıza şaşmaya başladık. Belikov, kadınlarla ilgili konulara nasıl bakıyordu? kendi hesabına bu canlı meseleyi nasıl çözüyordu? Önceleri, bu bizi hiç de ilgilendirmiyordu. Her havada lastik giyen, cibinlik altında uyuyan bir adamın sevebileceği düşüncesini belki de şimdiye kadar hiç aklımıza getirmemiştik. Kız okulu müdiresi fikrini şöyle anlattı. Belikov kırkını bir hayli aşkın. Kız da otuzunda. Bana öyle geliyor ki bu kız ona pek alaa varır. Bizde taşralarda can sıkıntısından neler ne saçmalıklar yapılmaz. Aslında saçmalıklar en çok yapılması gerekenlerin yapılmayıp yapılmaması gerekenlerin yapılmasından ileri gelir. Evli olabileceği aklımızın ucundan geçmeyen Belikov'u evlendirmek fikri nasıl oldu da aklımıza geldi? müdire, kadın müfettiş ve lisenin bütün kadın öğretmenleri gayrete geldiler, canlandılar, hatta güzelleştiler. Yeni bir yaşama gayesi görmüş gibi oldular. Günün birinde müdirenin tiyatroda bir loca tuttuğunu gördük. Locada elinde yelpaze, mutluluktan pırıl pırıl yanan yayla adeta evinden kerpetenle çekip çıkartılmış gibi üzülmüş bir halde küçücük duran Belikov yan yana oturuyorlardı. Bir akşam evimde bir suare düzenledim. Kadınlar Belikov'la Varya'nın mutlaka çağrılması için direndiler. Tek bir kelimeyle söylersek makine harekete geçmişti. Varya'nın kocaya varmaya hazır olduğu anlaşıldı. Kızcağız kardeşinin yanında pek de neşeli bir hayat sürmüyordu. İki kardeşin evde boyuna tartışıp kavga ettiklerini bilmeyen kalmamıştı. İşte size evden bir sahne. Sırtında işlemeli bir gömlek, saçları kasketinin altından alnına doğru sarkmış, sağlam yapılı, sırık gibi uzun kovalenko gidiyor. Bir elinde bir kucak kitap, ötekinde de kalınca bir baston var. Arkasından o da kitaplı olduğu halde kız kardeşi geliyor. Kız yüksek sesle tartışmaya başlıyor. Ama Mihailik, sen bunu okumadın. Sana yemin ederim ki bunu hiç okumadın. Kovalenko bastonunu kuvvetle yere vurarak bağırıyor. Ben de sana diyorum ki okudum. Aman ya Rabbi Mihailik, ne diye öfkeleniyorsun? Biz burada seninle ciddi bir mesele üzerine tartışıyoruz sadece. Kovalenko bastonunu tekrar kuvvetle yere vurarak bağırıyor. Ben de sana diyorum ki okudum. Eve bir misafir geldiğinde de tartışma hemen başlardı. Herhalde böyle bir yaşayış kızı bıktırmış olacaktı. O da kendisine bir yuva istiyordu. Sonra yaşını hesaba katmak gerekirdi. Artık beğenmeye, seçmeye vakti kalmamıştı. Önüne çıkan ilk kısmete hatta bu Yunan dili öğretmeni de olsa dört elle sarılmak zorundaydı. Zaten bizim bütün kızlarımız için en önemli nokta kime olursa olsun ille de kocaya varmaktı. İşte bu yüzden var ya bizim Belikov'a açıkça bir mail göstermeye başlamıştı. Ya Belikov, o Kovalenkoları da bizi ziyaret ettiği gibi ziyaret ederdi. Onlara gider, oturur ve susardı. Varya ise ona sürekli rüzgar inliyordu şarkısını söyler ya da kara gözleriyle dalgın dalgın Belikov'un yüzüne bakar, sonra birdenbire kahkahalarla gülmeye başlardı. Sevgi işlerinde, hele evlenmede telkinin büyük bir payı vardır. Herkes, arkadaşları da, diğer kadınlar da mutlaka evlenmesi gerektiğine, Artık onun hayatta evlenmekten başka yapacak hiçbir şeyi kalmadığına kızı inandırmaya başladılar. Biz hepimiz onu tebrik ediyor, ciddi bir tavırla evlenmenin önemli bir iş olduğunu anlatmaya çalışıyorduk. Bütün bunlardan başka Varya zaten çirkin bir kadın değildi. Güzeldi. Bir müşavir kızıydı. Sonra bir de çiftliği vardı. Hepsinden önemlisi de Belikova şefkatle, tatlılıkla davranan ilk kadın olmasıydı. Bütün bunlar Belikov'un başını döndürdü. Nihayet o da gerçekten de evlenmesi gerektiğine karar verdi. Ivan Ivanich arkadaşının sözünü keserek işte şimdi lastikleriyle şemsiyesini almanın tam sırasıymış dedi. Ne yazık ki bu olmadı. Bana gelip masanın üzerine Varya'nın bir resmini koydu. Her geldiğinde Varya'dan, aile hayatından, nikahın ciddi bir adım olduğundan söz edip durdu. Kovalenkoları sık sık ziyaret ediyordu. Ama gel gelelim yaşayışını biraz olsun değiştirmedi. Hatta tam tersine evlenme kararı onun üzerinde marazi bir etki yaptı. Zayıfladı, sarardı, denilebilir ki kılıfına daha da sarındı. Bir gün dudaklarında garip bir gülümsemeyle Varvara Savişna hoşuma gidiyor dedi. Evlenmenin her insan için ihtiyaç olduğunu da biliyorum. Ama ne bileyim, bütün bunlar pek birdenbire verdi. Biraz düşünmek gerek. Bunda düşünülecek ne var dedim. Evlenin, bu işte olup bitsin. Hayır, evlenmek ciddi bir adımdır sonradan herhangi bir meselenin çıkmaması için her şeyi önceden hesaplamak, iyice ölçmek, biçmek gerek. Bu düşünce beni o kadar rahatsız ediyor ki artık geceleri uyuyamaz oldum. Doğrusunu söyleyeyim, korkuyorum. Gerek kızın, gerek kardeşinin fikirleri, düşünüş tarzları çok tuhaf. Ayrıca huyları da fazla atak. Evlendikten sonra başıma bir iş gelir diye korkuyorum. Gerek müdirenin, gerekse bizim bütün öteki kadın öğretmenlerin etkilerine rağmen, Beliko, kıza evlenme teklif etmedi. Bu işi boyuna geciktirdi. Bir yandan önünde duran görevleri, sorumlulukları durmadan tartıp biçiyor, öte yandan da hemen her gün varyayla gezip tozuyordu. Belki de böyle hareket etmenin bir usul, bir gereklilik olduğuna inanıyordu. Aile hayatından konuşmak için sık sık bana gelirdi. Birdenbire bir skandal olmasaydı, kuvvetli bir ihtimalle nihayet kıza evlenme teklifinde bulunacak, işsizliğin, can sıkıntısının sonucu olarak bizde yapılan budalaca, gereksiz binlerce evlenmeden biri daha olacaktı. Şunu da söylemeliyiz ki, Varya'nın kardeşi Kovalenko daha tanıştıkları ilk günden beri Belikov'dan hiç hoşlanmamıştı. Ondan adeta tiksiniyordu. Omuzlarını kaldırarak bize, anlamıyorum derdi. Bu ispiyoncuya, bu iğrenç adama nasıl katlanabiliyorsunuz bir türlü anlamıyorum. Ah baylar, siz burada nasıl yaşayabiliyorsunuz? Burada hava insanı boğacak kadar kötü. Sizin nereniz öğretmen, pedagog? Siz bir memurcuktan başka bir şey değilsiniz. Burası bir bilim tapınağı değil, bir zaptiye dairesi. Buradaki koku, zaptiye dairelerinin ekşi kokusu. Hayır kardeşler, hayır. Biraz daha sizin yanınızda kaldıktan sonra çiftliğime döneceğim. Orada istakoz avlamayı tercih ederim. Siz burada Yahudanızla baş başa kalınız. Ya da gözlerinden yaş gelinceye kadar güler, sonra ağlar gibi ince bir sesle sorardı. Ne diye gelip bizde oturur? Ne ister? Sadece oturur ve bakınır. Belikova, örümcek adını takmıştı. Tabii bu durumda kız kardeşi Varya'nın örümcekle evlenmeye niyeti olduğunu söylemeye çekiniyorduk. Hatta bir defasında müdire Kovalenko'ya kız kardeşi Varya'yı Belikov gibi ciddi, herkesin saygısını kazanmış bir adamla evlendirmesinin çok uygun olacağını çıtlattığı zaman Kovalenko kaşlarını çatmış. Bu beni ilgilendirmeyen bir şey." demişti. İsterse varsın engerek yılanı ile evlensin. Başkalarının işine karışmayı sevmem. Şimdi bundan sonrasını dinleyin. Muziplerden biri bir karikatür yapmış. Karikatürde elinde açık şemsiyesi, ayaklarında lastikleri olduğu halde düşük pantolonuyla Belikov gidiyor. Kolunda da Varya var. Çizimin altında da şu yazı okunmakta. Aşık Antropos. Karikatürdeki anlam, ifade çok kuvvetliydi. Bunu yapan sanatkar, görünüşe göre bir hayli emek sarf etmiş. Çünkü karikatürün birer kopyası, kız ve erkek lisesi öğretmenleri ve seminer öğretmenlerinden başka, şehrin bütün memurlarına da gönderilmişti. Tabii bu arada Belikov da unutulmamış ve ona da bir kopya ulaştırılmış. İşte bu karikatür Belikov'un üzerinde çok fena bir etki yaptı. Belikov'la birlikte evden çıkıyorduk. Hiç unutmam, mayıs'a rastlayan bir pazardı. Biz bütün lise öğretmenleri buluşarak hep birlikte bir kır gezintisi yapmak için sözleşmiştik. Onun yüzü yeşil, hatta siyah bir hal almıştı. Birdenbire dudakları titreyerek, şu dünyada ne fena, ne zalim insanlar var, dedi. O anda kendisine acıdım bile. İşte tam bu sırada Kovalenko ile kız kardeşi Varya bisikletle yanımızdan geçtiler. Varya, yüzü kızarmış, yorgun olmasına rağmen neşeli, mutlu görünüyordu. Kız tam yanımızdan geçerken, ''Biz sizden önce gidiyoruz.'' diye seslendi. Hava öyle güzel, öyle temiz ki. İkisi de gözden kayboldu. Belikov'un yüzü yeşil renkten beyaza döndü. Adeta mıhlanmış gibi olduğu yerde dona kaldı, durdu, bana bakmaya başladı. Birdenbire, ama müsaade buyurun, bu ne demek? Yoksa yanlış mı görüyorum? lise öğretmenlerine kadınlara bisiklete binmek yakışır mı ben bunda bir uygunsuzluk görmüyorum varsın binsinler benim gösterdiğim ilgisizliğe şaşırarak bağırdı ama nasıl olur siz ne söylüyorsunuz o kadar şaşkın haldeydi ki daha fazla yürümek istemedi evine döndü ertesi gün boyuna Sinirli sinirli ellerini ovuşturdu, ürpermeler geçirdi. Büyük bir keder içinde olduğu yüzünden belliydi. Hayatında ilk defa dersin yarısında çıktı. Öğle yemeği bile yemedi. Akşama doğru da dışarıda yaz havası olmasına rağmen daha da kalınca giyinerek Kovalenko'ya gitmiş. Var ya evde yokmuş. Kovalenko'yu yalnız bulmuş. Delikanlı Henüz öğle yemeği yemiş, istirahat ediyormuş. Canı sıkkın, gözleri uykuluymuş. Belikov'u görünce kaşlarını çatıp "Soğuk, soğuk, çok rica ederim. Oturunuz." demiş. Belikov 10 dakika kadar sessizce oturduktan sonra içimi boşaltmak için size geldim." diye söze başlamış. "Çok, çok fenayım. Alaycı rezilin biri ikimize de çok yakın olan bir kadının ve benim gayet gülünç bir durumda resmimizi yapmış. Bu işte benim bir suçum olmadığına sizi temin etmeyi bir görev sayarım. Ben böyle bir alaya vesile olabilecek hiçbir davranışta bulunmadım. Aksine daima aklı başında bir adam gibi davrandım. Kovalenko somurtmuş bir halde oturuyor, susuyormuş. Belikov Biraz bekledikten sonra yavaş yavaş üzgün bir sesle sözüne devam etmiş. Bundan başka size söyleyecek daha bazı şeylerim var. Ben uzun zamandan beri öğretmenlik yapıyorum. Sizse yeni başlıyorsunuz. Bunun için daha yaşlı bir arkadaşınız gibi sizi uyarmak gereğini duyuyorum. Siz bisiklete biniyorsunuz. Halbuki eğlence bir gençlik eğitmenine asla yakışmaz. Kovalenko kalın bir sesle, ''Niçin?'' demiş. ''Çok rica ederim Mihail Saviç, artık bunu açıklamaya gerek var mı? Burada anlaşılmayan ne var ki? Öğretmen bisiklete binerse öğrenciler ne yapmaz? Artık onlara da baş aşağı yürümek düşer. Madem ki bisiklete binilecek diye bir genelge yoktur, demek ki bunu yapmak da doğru değildir.'' Dün kız kardeşinizi bisikletin üzerinde gördüğüm zaman dehşet içinde kaldım. Gözlerime inanmak istemedim. Bir kadının bisiklete binmesi ne korkunç şey. Peki, yani siz şimdi ne istiyorsunuz? İstediğim biricik şey sizi uyarmak. Siz gençsiniz, iyi bir yarınınız var. Çok, çok ihtiyatlı davranmak zorundasınız. Sizse öyle rahat, öyle laubali hareket ediyorsunuz ki. Daima işlemeli gömlek giyiniyorsunuz. Sokakta yürürken koltuğunuzun altında daima kitap taşıyorsunuz. Şimdi ortaya bir de bisiklet çıktı. Sizin ve kız kardeşinizin bisiklete bindiğiniz okul müdürünün, milli eğitim müdürünün kulağına gidecek olursa iyi mi olur? Kovalenko öfkeden kıpkırmızı kesilerek bağırmış. Benim ve kız kardeşimin bisiklete binmesi kimseyi ilgilendirmez. Ben evdeki yaşayışıma, aile yaşamıma karışacak adamı mahvederim. Belikov sapsarı kesilmiş ayağa kalkmış. Benimle böyle konuşursanız," demiş. Sözlerime devam edemem. Benim yanımda amirlerim hakkında böyle sözler kullanmamanızı rica ederim. Siz hükümete saygı göstermek zorundasınız. Kovalenko öfkeyle karşısındakine bakarak ben hükümet hakkında fena bir şey mi söyledim?" demiş. "Rica ederim. Beni rahat bırakınız. Ben namuslu bir adamım. Sizin gibi insanlarla konuşmak istemiyorum. Ben hafiyelerden hoşlanmam." Belikov birkaç sinirli harekette bulunmuş. Yüzünde dehşet ifadesi olduğu halde hızla giyinmeye başlamış. Hayatında ilk defa böyle bir kabalıkla karşılaşıyormuş. Koridordan merdiven başına çıkarken siz istediğinizi söyleyebilirsiniz, demiş. Ama ben de size sadece şunu hatırlatmak zorundayım. Belki bu konuşmamızı bir dinleyen olmuştur. Sözlerinize yanlış bir anlam verilmemesi, bundan herhangi bir iş çıkmaması için bu konuşmamızı ana çizgileriyle müdür beye aktarmak zorundayım. Ben bunu yapmaya mecburum. Arz etmem gerek. Arz etmek mi? Defol! Git arz et. Kovalenko onu arka taraftan yakasından tuttuğu gibi dışarı itmiş. Belikov lastikleriyle büyük bir gürültü çıkararak merdivenlerden yuvarlanmış. Merdiven yüksek ve dik bir merdivenmiş ama buna rağmen Belikov sapa sağlam aşağı kadar yuvarlanmış. Aşağı inince ayağa kalkarak gözlükleri kırılmış mı diye burnunu yoklamış. Ama Belikov tam merdivenlerden yuvarlanırken, yanında iki kadın olduğu halde Varya içeri girmiş. Kadınlar aşağıda durmuş, ona bakıyorlarmış. Bu Belikov için hepsinden acı olmuş. Keşke boynunu, hatta iki bacağını birden kırsaymış da bu duruma düşmeseymiş. Şimdi olayı bütün şehir duyacak, mesele müdürün, hatta milli eğitim müdürünün kulağına kadar gidecek, yeni bir karikatür yapılacak, bütün bunlar zorunlu bir istifaya varacak diye düşünüyormuş. Allah vere de bundan bir şey çıkmasaymış. Belikov ayağa kalktığı zaman var ya onu tanımış. Gülünç yüzüne, buruşmuş paltosuna, lastiklerine bakmış. Ne olduğunu anlayamamış, kazayla düştüğünü sanarak kendisini tutamamış, bütün evi çınlatan bir kahkaha atmış. İşte bu kahkahayla her şey, hem evlenme işi hem de Belikov'un dünyadaki varlığı sona ermiş. Artık Varya'nın söylediklerini işitmiyor, hiçbir şey de görmüyormuş. Eve gider gitmez, her şeyden önce masadaki resmi kaldırmış. Sonra yatağa yatmış, bir daha da kalkmamış. O olaydan üç gün sonra aşçısı Atanasi yanıma geldi. Efendisine bir şeyler olduğunu söyledi, doktor getirmek gerekip gerekmediğini sordu. Kalkıp Belikov'a gittim. Yorganını başına çekmiş, cibinliğin altında, karyolada yatıyor, susuyordu. Sorulan sorulara sadece evet ya da hayır demekle yetiniyor, bunun dışında tek bir kelime etmiyordu. Belikov susuyor, Atanasi ise derin derin içini çekerek çatık kaşlarla onun etrafında dolaşıyordu. Ağzı sanki bir şarap fıçısı gibi kokuyordu. Bir ay sonra Belikov öldü. Hepimiz, yani her iki lise ve papaz semineri mensupları cenazesinde bulunduk. Şimdi o tabutta yatarken yüzünün ifadesi sevimli, yumuşak hatta neşeliydi nihayet çıkamayacağı bir kılıfa konduğu için adeta sevinçli, mutlu görünüyordu. Evet, o idealine kavuşmuştu. Onu gömdüğümüz gün hava bile anasına saygı göstererek kapalı, yağmurluydu. Hepimiz şemsiyeliydik, hepimizin ayağında lastikler vardı. Var ya da cenaze törenine gelmişti. Tabut mezara indirilirken ağladı. Burada bir şey dikkatimi çekti. Ukraynalı kadınlar ya güler ya da ağlarlar. Bu ikisinin ortası bir ruh hali onlarda görülmez. Doğrusu Belikov gibi insanlardan kurtulmak büyük bir zevktir. Mezarlıktan eve dönerken hepimizin yüzünde bir hüzün okunuyordu. Hiç kimse duyduğu sevinci hani çok çok uzak bir zamanda, küçüklüğümüzde Evdeki büyükler seyahate çıktıkları zaman sonsuz bir özgürlüğün verdiği neşe içinde saatlerce bahçede koşup oynadığımız zamanki duygularımızı andıran sevinci belli etmek istemiyordu. Ah özgürlük, özgürlük. Hatta küçücük bir işaret, onun olabileceğine dair küçücük bir işaret bile insanın ruhunu kanatlandırıyor öyle değil mi? Mezarlıktan iyi bir ruh haliyle döndük. Ama aradan bir hafta geçmeden, genelgelerde yasak edilmeyen, lakin tamamıyla müsaade de edilmeyen hayat, o sert, o yorucu, o saçma hayat, yine eskisi gibi akıp gitmeye başladı. Gerçi biz Belikov'u gömmüştük ama böyle kılıflı yaşayan nice nice insanlar kalmıştı, daha da kalacaktı. İvan İvaniç, asıl sorun da bu ya, dedi ve piposunu tüttürdü. Burkin tekrarladı. Evet, ama daha ne kadar kalacaklar? Lise öğretmeni ahırdan çıktı. Kısa boylu, tıknaz, dazlak kafalı, neredeyse göbeğine kadar uzanan kara sakallı bir adamdı. Onunla beraber iki köpek de çıktı. Öğretmen yukarı bağırarak ne eşsiz bir ay ışığı, dedi. Artık gece yarısı olmuştu. Sağda bütün köy görünüyordu. Uzun bir sokak, uzaklara, ta beş kilometre ilerisine kadar uzanıyordu. Her şey sessiz, derin bir uykuya gömülmüştü. Ortalıkta ne bir hareket, ne bir ses vardı. Tabiatta böyle bir sessizlik olabileceğine insanın inanası gelmiyordu. Mehtaplı bir gecede, evleriyle, saman yığınlarıyla, uyumuş söğüt ağaçlarıyla geniş bir köy sokağını gördüğü zaman, insanın içine bir durgunluk çöker. Gecenin gölgeleriyle, işten, kaygıdan, acıdan gizlenen sokak, bu durgunluk içinde yumuşak, hazin ve harikulade güzeldir. İnsana öyle gelir ki, bu anda yıldızlar bile ona adeta tatlı Şefkatli bir bakışla bakar. Yeryüzünde hiç fenalık kalmamıştır. Her şey iyidir, mükemmeldir. Solda köyün kenarında tarlalar başlıyordu. Ta uzaklara, ufka kadar uzanan, baştan başa ay ışığıyla yıkanan bu tarlalarda ne bir ses ne de hareket vardı. Ivan İvaniç, evet, asıl sorun da bu ya diye tekrarladı. Şehirde kasvetli, boğucu bir hayat sürüşümüz, gereksiz kağıtlar karalamamız, iskambil oynamamız bir kılıf değil midir? Hayatımızı işsiz, güçsüz, zararlı kimseler, budala, saçma insanlar arasında geçirmemiz, bir sürü saçma sapan şeyler söyleyip dinlememiz birer kılıf değil midir? İsterseniz Size çok ibret alınacak bir hikaye anlatayım. Burkin, "Hayır, hayır." dedi. Artık uyku vakti geldi. Yarın'a kadar. İkisi de ahırın içine girdiler. Kuru otlar üzerine uzandılar. Örtünmüş, uyuklamaya başlamışlardı. Derken birdenbire hafif bir ayak sesi duyuldu. Birisi ahırın yanından geçiyordu. Birkaç adım atıyor, sonra duraklıyor. Bir dakika sonra yine yürüyordu. Köpekler havladı. Burkin, mavra dolaşıyor, dedi. Ayak sesleri kesildi. Ivan Ivanich bir yanından öbür yanına dönerken yine söylenmeye başladı. İnsanların nasıl yalan söylediklerini görür, işitirsin. Bu yalanları yuttuğun için de sana budala derler. Hakarete, horlanmaya tahammül etmek, namuslu, Özgür insanlardan yana olduğunu açıkça söyleyememek, gülümsemek, yalan söylemek zorunda kalmak. Bütün bunları da bir lokma ekmek, sıcak bir köşe, küçücük bir memurluk için yapmak. Hayır, hayır. Artık böyle bir hayat daha fazla yaşanamaz. Öğretmen Burkin Ivan Ivanich dedi. Şimdi siz bir başka hava tutturdunuz. İyisi mi uyuyalım?" dedi. 10 dakika sonra Burkin artık uyuyordu. Ivan Ivanich ise boyuna bir yanından öbür yanına dönüyor, içini çekiyordu. Biraz sonra kalktı, tekrar kapının önüne çıktı. Eşeğe oturarak bir pipo tüttürdü.